Bugün sizlere Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Grubu olarak sesleniyoruz. Önce hocalarımı size tanıtmak istiyorum. Birlikte çalıştığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı illerden gelen milletvekili arkadaşlarımla birlikteyim. Asu Hanım Osmaniye Milletvekili, Eylem Bey Zonguldak Milletvekili, Elvan Hanım Giresun Milletvekili, Murat Bey Samsun Milletvekili, Kayahan Hocam Bursa Milletvekili, Ali Fazıl Hocam Kütahya'dan, Serkan Hocam Balıkesir'den, Ali Hocam Uşak'tan, Muhip Hocam Kocaeli'den birlikteyiz. Her biri farklı sağlık sektörünün farklı bilim dallarından buradalar. 19 kişilik bir grubun temsilcileri olarak şu anda sizlere sesleniyoruz. Bugün grubumuz olarak son dönemde sağlık sistemimizde giderek derinleşen sorunları, bu sorunların dayandığı temelleri ve acilen adım atılmaz ise daha da derinleşecek sağlık sistemi krizini ve çözüm önerilerimizi anlatmak için buradayız. 2002 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programı ile birinci basamak göz ardı edilerek hastaların sevk sistemi ortadan kaldırılmış, tüm yatırımlar tedavi edici hizmetlere, dev sağlık işletmelerine yapılmış, sağlık kar odaklı bir yapıya dönüştürülmüş ve bu durum nitelikli sağlık hizmeti sunumuna engel olmuştur. Kontrolsüzce ve koruyucu hekimliğin zayıflamasıyla artan hastalık yükü nedeniyle ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına kışkırtılmış bir sağlık talebi yaratılmış. Yıllar içinde yıllık hekime müracaat sayısı 2002 yılında yılda 3,1 iken 20 yıl sonra 2022 yılında yılda 10'a kadar tırmanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkelerinde bu sayının yaklaşık yarısı olması nasıl bir hasta yüküyle çalışıldığının bir göstergesidir. Yıllık hekime müracaat sayısındaki artış, iktidar tarafından rahatça hizmete ulaşan hastaların istedikleri gibi sağlık kuruluşlarını ziyareti olarak lanse edilmekle birlikte, esas problem koruyucu hekimliğin yara almasıyla hayat koşullarının ağırlaşması, yoksulluğun derinleşmesiyle yetersiz beslenme ve çevresel etkenlerin yarattığı hasar ve benzeri nedenlerle hastalık yükünün artmasıdır. Yoksulluk artık bir halk sağlığı sorunudur. Son 20 yılda yaşlı nüfusun artışı, meme, kolorektal tümörler gibi tarama programlarıyla saptanabilecek tümörlerin yıllar içinde tırmanması, kötü beslenmenin yarattığı ve giderek yükselen obez ve obez öncesi nüfus, 20-80 yaş arası nüfusun %15'inin ki Avrupa Birliği ülkelerinde %7'lerde olan bu oranın diyabetik olması hastalık yükünü artıran temel konular olmuştur. Öyle ki 15 yaş üstü kadın nüfusun %60'ına hiç smear yapılmamakta, %65'ine hiç mamografi taraması uygulanmamaktadır. Yıllardır mücadelesi verilen Human Papilloma Virüs dediğimiz HPV aşılarının ulusal aşı programına alınması dahi adeta bir olay haline gelmiş. Önce yaş grupları ve medeni hale bakılarak, daha sonra ise bilimsel kabul gören uygulamaların ötesinde 9-14 yaş aralığında yapılması gereken aşının 18 yaş üstü aşılama yapılacağı söylemiyle bir halk sağlığı skandalına imza atılmıştır. Benzer vahim bir durum geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı'nın yeni COVID varyantı içerikli aşılamanın bir boyun eğiş olduğunu söylemesi, küresel sermayeye boyun eğmeyeceğini belirtmesiyle yaşanmıştır. Bir Sağlık Bakanı'nın bu açıklamayı yapması aşmaya çalıştığımız her türlü aşı tereddütü, aşı reddine zemin hazırlayacak, yükseltmeye çalıştığımız sağlık okuryazarlığı düzeyini hiç şüphesiz ki baltalayacaktır. Hemen her türlü aşıda, ilaçta, tıbbi sarf ve cihazda küresel sermayeye bağımlı olan, bunu aşmak için 20 yıl boyunca hiçbir yatırım yapmayan, hatta Cumhuriyet dönemi yatırımlarını ortadan kaldıran zihniyet, bilimin gerektirdiği ve tüm bilimsel platformların tavsiye ettiği aşı uygulamasını kabul etmemesi, küresel sermayeye boyun eğmemekten değil, halk sağlığı yatırımlarının bir maliyet kalemi olarak görülmesindendir.
Yoğun hasta yükünde çözüm üretemeyen hastaların defalarca ziyareti de eklenince, hastaların sağlık kuruluşlarına başvurusu yıllar içinde artmış, günlük 5-10 dakikalık randevularla ortalama 100 hasta bakmaya başlayan hekimler tükenme noktasına gelmiştir. Polikliniklerde çözüm bulamayan ve yığılmaya başlayan hastalar çözümü acil servislerde aramaya başlamış. Sonuçta yıllık acil servis ziyareti nüfusundan daha fazla olan bir kaosa sürüklenmiştir. Son 20 yılda acil yardım istasyonu başına düşen nüfus tam 3 katına çıkmıştır. Tıkanan sistem sağlık çalışanlarını ve hastaları karşı karşıya getirmiş, sağlıkta şiddeti tırmandırmış, vatandaşları hekimlere ve sağlık çalışanlarına düşmanlaştırmış, üstelik şiddet cezasız bırakılmıştır. Tükenen ve itibarsızlaştırılan sağlık çalışanları üzerine binen yük artık taşınamaz hale gelmiş, sağlık çalışanlarında arka arkaya yaşanan intihar vakaları konunun vehametini gözler önüne sermiştir. Çözümü sadece tesis güvenliğinde arayan zihniyet, bugün itibariyle kod değişiklikleriyle, kod renk değişiklikleriyle çözmeye çalışan zihniyet, şiddetin tırmanmasına, ortamın çalışılmaz hale gelmesine zemin hazırlamıştır. Bu nedenledir ki hekimler geleceğini yurt dışında aramaktadır. 2012 yılında sadece 59 hekim yurt dışına gidiş için belge talep ederken, bu sayı 2022 yılında 2685 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayıya emekliye ayrılan, istifa eden ve özel hastanelere geçiş yapan hekim sayısı eklendiğinde sistem sorunu yaşayan sağlıkta insan kaynağı zafiyeti de yaşandığı görülmektedir. Hekimlerin emek yoğun, ağır çalışma koşulları olan beyin cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi gibi branşları tercih etmemeleri, uzayan eğitim ve ağır çalışma koşulları nedeniyle birçok yan dal tercihlerinin yapılmaması nedeniyle özellikle ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bazı branşlarda yaşanan sıkıntılar hastaların randevu bulamamaları sorununu artırmıştır. Hekimin yanı sıra atanmayan hemşireler sağlık hizmet sunumunu sıkıntıya sokmakta, sağlık sistemi insan kaynağında sayısal olarak yetersiz kalmaktadır. 2022 verilerine göre 100 bin kişiye düşen hekim sayısı Türkiye'de 228 iken OECD ortalaması 365'tir. 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı olan 356 yine OECD ülkelerinin yaklaşık 1/3 kadardır sadece. 100 bin kişiye düşen diş hekimi ve eczacı sayısı OECD rakamlarının yarısı kadardır ve bu grup ağırlıklı olarak özel sektörde istihdam edilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki temel sorun sistem ve zihniyet sorunudur. Bu sistemde sağlık çalışanı 2 katına dahi çıkarılsa yine tıkanıklık yaşanacaktır. Bu hasta yoğunluğuna ek olarak tıbbi cihaz endüstrisinin kur dalgalanmaları, kamunun borçları ödememesi ve uzayan vadeler nedeniyle malzeme temin edememesi durumu sistemi daha da tıkamaktadır. Özellikle beyin cerrahisi, ortopedi ve kalp cerrahisi gibi malzeme bağımlı branşlarda birçok vaka yapılamaz hale gelmiş, hastaların bekleme listesi oluşmuştur. Hastanelerde büyük ameliyatlar yerini hızlı devir yapabilen vakalara bırakmış, bu durum hastanelerde hasta ortalama kalış günü rakamlarını ve yatak devir hızına da yansımıştır son verilerde. Benzer tablo ilaç endüstrisi içinde yaşanmaktadır. Keza euro kurunun 14,03 yani yaklaşık reel değerinin yarısı kadar ayarlanması birçok ilaç grubunun sistemden çekilmesine ve birçok hasta için tedavi sıkıntılarına neden olmaktadır. Çözüm önerilerimize gelecek olursak, öncelikle birinci basamak sağlık sisteminin sayısal ve nitelik olarak güçlendirilmesi, altyapısının desteklenmesi, aile hekimi başına düşen nüfusun ki şu anda 3145 kişi düşüyor, tedrici olarak 2000'lere kadar indirilerek kamuya ait binalarda ve kamuya ait insan kaynağıyla hizmet vermesi, aile hekimlerinin özlük hakları korunarak sağlanmalıdır. Güçlendirilen birinci basamakla birlikte akılcı ve doğru kriterlerle planlanan sevk mekanizması başlatılmalıdır. Koruyucu hekimliğin güçlendirilerek önce hasta etmeme prensibinin benimsenmesi, birçok vatandaşın sorununun birinci basamakta çözülmesine olanak sağlayacaktır.
Poliklinik randevularının en az 20 dakika olacak şekilde planlanması elzemdir. Kısa randevularla çözüm bulamayan hastaların yeniden hastaneyi ziyaretinin önüne geçilmesi şarttır. Kamuda ve üniversitede çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının çalışma saatleri, maaşlar, nöbet ücretleri, izinleri, emekliliğe yansıtılacak ödemelerin hepsinin düzeltilmesi ve aynı düzenlemelerin aile hekimliği sistemleri ve gıda güvenliği, çevre sağlığı, biyogüvenlik konularında hizmet veren ve tek sağlık yaklaşımının vazgeçilmez üyeleri olan veteriner hekimler için de yapılması gerekmektedir. Tırmanan şiddet için sistemsel düzenlemenin yanı sıra caydırıcı ve cezai yaptırımların hızla hayata geçirilmesi çok önemlidir. Türk Tabipler Birliği tarafından taslağa hazırlanan şiddet yasasının hayata geçirilmesi hızla gerçekleşmelidir. Medyada görünür kişilerin şiddeti olumlu gösteren konuşmaları, sağlıkta şiddet haberlerinin verilme şekli, şiddet için meşruiyet zemini hazırlamaktadır. Cezasızlık kültürü şiddeti yaygınlaştırmaktadır. Yerli üretimin mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Tıbbi cihazdaki ve ilaç endüstrisindeki %85'lik ithalat bağımlılığının azaltılması uzun vadede zorunludur. Bu sarmaldan çıkabilmenin bir yolu da yerli üretimdir. Servis yatak sorununun dışında yoğun bakım yatak doluluğu büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğun bakımlar daha maliyetli hizmetlerdir, yetişmiş insan kaynağı da daha azdır ve maalesef hastane yönetimlerinin maliyet kalemi olarak gördüğü alanlardır. Bu nedenle özellikle çocuk yoğun bakım gerektiren durumlarda hastalar ambulansla şehir şehir dolaşmak zorunda kalmaktadırlar. Yatırımların ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik alanlara yapılması ve bunun insan kaynağı ve düzeltilmiş özlük haklarıyla yapılması gerekmektedir. Tek başına bir basın açıklamasına konu olacak kamu özel işbirlikleri ise gerek yapısal büyüklükleri, ergonomiden uzaklıkları, hizmet sunumunu zorlaştıran statüleri ve en önemlisi de Sayıştay raporlarına da konu olan finansman yükleri ve usulsüzlükleriyle derhal durdurulmalı, mevcut sistemler yeniden düzenlenmelidir. Sonuç olarak sağlık sistemimiz insan kaynağı yerine dev tesislere yapılan yatırımlarla koruyucu hekimliği ikinci planda bırakan, kar amacı güden tedavi edici hizmet kurgusu ile ama en önemlisi de sağlığı yönetenlerin bilimsellikten ve uluslararası kabul gören uygulamalardan uzak zihniyetiyle alarm vermekte, zarar gören ise hizmete güvenli ulaşamayan hastalar ve tükenen sağlık çalışanları olmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tamam herhalde. Teşekkür ederim. İsteğiniz için sağ olun.